Küfür aynı zamanda gerçek manada insanlığını bulmak isteyen insanın da can düşmanıdır. Dolayısıyla İslam insanı ihya etmek isteyen, insanı gerçek manada insanlığına kavuşturmak isteyen İslam ve Kur'an-ı Kerim küfre ve küfrün bugün hepimizin farkında olalım veya olmayalım işlemekte olan çarkına da başından sonuna kadar karşı. Çünkü 58. ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın emrettiği çok önemli iki şey emrediyor. Emanetlerin ehline verilmesi ve insanlar arasında hükmedildiği zaman adaletle hükmedilmesi. İşte bu ikisi de mevcut dünya istikbarı, kapitalizmin zulmünde veya haçlılığın son derece materyalistleşmiş olan bu zulmünde, onunla iş, siyonizmle, iş birliğiyle müşahhaslaşan zulmünde, bu iki önemli esas, insan hayatının bu iki önemli umdesi, esası ikisi de yoktur. Ne emanetler hak sahibi ehil olan kimselere verilmektedir, ne de insanlar arasında hükmedildiği zaman adaletle hükmedilmektedir. Çünkü bir kimseyi bir işe, bir kimseyi bir emanetin ehli olarak görmeye yarayan ve bunu tespit etmeyi sağlayan kıstaslar baştan beri İslam'ın, Kur'an'ın kıstasları ve ölçüleri değildir. Ve buna bağlı olarak bu emanetleri ehil olarak, ehil olan kimselerin yüklenmesi gereken bu emanetleri ehil olmayanlar yüklendikleri için bunların insanlar arasındaki hükümlerinde de adalet aramak çölde su aramaya benzer. Issız, susuz, kupkurak çöllerde su aramak gibi bir şeydir. Sıcak başına vurur böyle bir kimsenin, uzaktan serabı görür, su zanneder. Oraya doğru gider, o yaklaştıkça su zannettiği o serap ondan uzaklaştıkça Fransız ihtilalinden bu yana, daha eskilere gitmeyin, İnsanlık dünya adalet arıyor. Neydi Fransız ihtilalinin parolası? Eşitlik, adalet, kardeşlik. Buydu. Onlardan esinlenerek Osmanlı'da İttihat ve Terakkicilerin de söyledikleri buydu. Uhuvvet, müsavat, adalet. Onlar da kardeşlik, eşitlik ve adalet diye tercüme ettiler. Nerede peki bu adalet? Nereye gitti? Şahıslara isim oldu, bayanlara isim oldu, bakanlığı kuruldu, partileri kuruldu. Fakat kendisi yok. Olamaz. Çünkü Arapçada bir tabir vardır. Fakidü şey'i la yutihi. Bir şeye esasen sahip olmayan bir kimse o şeyi başkasına veremez. Kendileri adil değilse nasıl adaleti verebilecekler? Hükümlerinin kendileri adil değilse, o hükümlerle insanlar arasında hükmeden insanlar şahıs olarak belki adaletli de olabilirler. Belki. Fakat ellerindeki malzeme yanlış tartıyor. Ölçüleri yanlış, kıstasları yanlış, hakkı haksızdan ayırt eden temel ölçü yanlış olunca insanlara dağıtılan da adalet olamaz. İşte 58. ayet-i kerime evvela bu esası vazgeçiyor. 59. ayet-i kerime de bu temel esas, bu temel zemin üzerinde iman edenlere hitap ediyor. Ve insanlar arasında hükmedildiği zaman nasıl adaletle hükmedileceğini, hangi yolla insanlara, layık olanlara emanetlerinin verileceğini, hangi esaslar içerisinde, çerçevesinde kalındığı vakit insanlar arasında adaletle hükmedilmiş olacağını anlatıyor ve onun yolunu gösteriyor. Estağfirullah.
Ya eyyühellezine amenu. Evvela emanetleri kim ehline verebilir? Ve kimler bu gibi emanetleri taşımaya ehildir? Ayetin hitabından bunu anlıyoruz. Ayet, ey iman edenler diyor. Sakın ha! Sizden başkalarının, sizin iman ettiğiniz esaslara iman etmeyenlerin, sizin inandığınız bu Kur'an'a inanmayanların, bu Kur'an'ı baş tacı edinmeyenlerin, bu Kur'an'ı yasalarının, hükümlerinin her türlü yapılanmalarının esası kabul etmeyenlerin ve ancak bununla adaletin gerçekleştirilebileceğine iman etmeyenlerin insanlar arasında hükmettikleri vakit adaletle hükmedeceklerini sanmıyorsunuz. Bu işi yeryüzünde gerçekleştirebilecek aday insanlar varsa onlar da sizlersiniz. Öyle haşa boş bir nida değildir bu. Ey iman edenler! Bu esaslara iman etmeyen, Allah'ın size vermiş olduğu, ki öyle demiyor mu? İnnallâha nimmâ ya'ihukum bi. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Öyle mi diyor? 58. ayet-i kerimede öyle diyordu. Bu güzel öğütleri kim gerçekleştirebilir? Onlara iman edenler. Öyle bir imanları yoksa, olmayanların böyle bir adaleti gerçekleştirmelerini bekleyemezsiniz. Yani diyor ki, kıymetinizi bilin. Ey müminler, misyonunuzu bilin. Yüzündeki sizin muhatap olduğunuz, yeryüzünde muhatap olduğunuz, gerçekleştirmekle mükellef olduğunuz ve sizin için biricik şeref kaynağı olan görevin ne olduğunun farkında olun. Sizin iman eden kimseler olmanız size bir sorumluluk yüklüyor. Size bir takım vazifeler yerine getirmenizi öngörüyor sizin tarafınızda. Bunlar farkına varın diyor. Ve bunların diğer insanlara karşı sorumlulukların başında, sizin vazifeleriniz arasında diğer insanlara karşı sorumluluklarınızın başında emanetleri ehline vermeniz. Ki emanetin kapsamını geçen dersimizde açıklamaya çalışmıştık. Emanetlerin özellikle kamu görevlerini demiştik. Ve bir de bir kimseye bir geçici olarak bir şeyler emanet eder, kıymetli eşya vesaire. Bunlar emanettir. Sahiplerine vereceksiniz. Emanet sahibine verilmediği takdirde ki bu kamu görevidir. Peygamber Efendimiz ne demişti? Emanet sahiplerine verilmediği vakit kıyameti bekle. O toplumun kıyameti işte o zaman kopar. Adalet olmadı mı? Emanet hak sahiplerine verilmedi mi? Kamu görevlerine layık olmayan insanlar getirildi mi? Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifinde kıyamet alametlerini açıkladığı Cibril hadisi diye bilinen meşhur hadiste insanların çobanlarının ayak takımlarının uzun binalar yapmakta birbirleriyle yarıştıklarını gördüğün vakit işte o zaman kıyametin alametlerini bekleyebilirsin. Kıyameti daha doğrusu bekleyebilirsin diyor. Yani kısacası şu, kimse layık olduğu yerde kalmazsa, kimse hak ettiği ve yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülüklerle muhatap olmazsa, herkes kendi liyakati dışında işlerle uğraşır ve o konulara getirilirse artık o toplum zıvanadan çıkmış olur. Siyasal yapısıyla, sosyal yapısıyla o toplum bitmiş olur. Öyle diyor Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu güzel öğütleri kim yerine getirebilir? Onlara iman edenler. Onun için ayet-i kerime yeni bir dersin başlangıcı değil. Bir önceki ayetle son derece irtibatlı bir ders olarak devam ediyor. Ey iman edenler, bu işi siz yapacaksınız diyor.
siz yapacaksınız. Oturduğunuz yerde iman etmeyenlerin, bu emaneti taşımaya ehil olmayanların, Cenab-ı Rabbül Alemin'in o dağlara, göklere, yere teklif edip de taşımak, yüklenmek istemedikleri o yüce emanetin yüklenicisi olması gerekenler sizlersiniz. İki şey söylemiş oluyor bununla. Bir, bu gibi güzel öğütlerin gereğini yerine getirmeyi onlardan beklemeyiniz. İki, siz de kendinizi bunları yüklenebilecek ehliyete sahip kılınız. Bu konuma getiriniz kendinizi. Bu yüce emaneti taşıyabilecek, onun hakkından gelebilecek, onu omuzlayabilecek bir hale getiriniz kendinizi. Keyfiyetinizi yükseltin diyor. Kemiyetinizi yükseltmek önemli olduğu kadar, arttırmak önemli olduğu kadar, sayıca çoğalmak önemli olduğu kadar, niteliklerinizin de bu yüce emaneti yüklenebilecek, omuzlayabilecek halde olması gerekmektedir. Kendinizi bu hale getirmiştir. Bunun için önceki derslerimize gidiyoruz. Ne diyordu Cenab-ı Allah? Yardım alacağız. Neyden? وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللّٰهَ مَا الصَّابِرِينَ Sabır ile ve namaz ile Allah'tan yardım isteyiniz. Sabredeceksiniz çünkü insanın keyfiyetini yitirmesi, konumuzla alakalı olarak söylüyorum, sabır isteyen bir iştir. Belki bir binayı günümüz teknolojisiyle birkaç sene içerisinde veya 1,5 sene içerisinde istediğiniz bir binayı inşa edebilirsiniz. Fakat bir insanı, 5 insanı, 10 insanı yetiştirmek öyle kaşla göz arasında 1 sene, 1,5 senelik bir hadise değildir. Kendinizi yetiştirmeniz boyacı küpü gibi, hele şöyle şu 50 tane kitabı, 30 tane kitabı okuyayım da iş bitsin değildir. Yoğun bir sabır, tefekkür, ısrar, öğrendiklerinin gereğini yerine getirmek, başkalarına öğretmek, kendin yetişirken başkalarının yetişmesine yardımcı olmak, kısacası İslam'ın istediği bir insan olarak, bir Müslüman olarak her geçen gün keyfiyetimizi daha bir zenginleştirmek. İşte bu sabır ister. Bu sabırla olur. Bu sabırla olur. 5 sahife okuyup da dünya hakkında olur olmaz ahkam kesenler, hayır. Bu sabra aykırıdır. Bu şekilde yapanlar Allah'la, Allah'tan yardım istemeleri gereken önemli bir şeylerini, bir vesilelerini kaybetmiş oluyorlar. Onun için ey iman edenler diye bizlere seslendi. Ey iman edenler! Daha önce de yine bu ayet-i kerimenin geçtiği vesilelerde, bu nidanın geçtiği yerlerde söylemiştim. Abdullah bin Mesud diyor ki, ey iman edenler, nidasını işittiğiniz vakit hemen dikkat kesilin diyor. Çünkü orada ya size cennetin yolunu açacak bir emir gelecektir, ya size cehenneme giden yolu kapatacak bir yasak gelecektir. Abdullah bin Mesud ki Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilen, çok güzel okuyan ve birçok kimse, binlerce kimseye, aralarında ashabın da bulunduğu birçok kimseye Kur'an'ı öğretmiş bir kimsedir. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Kur'an'ı benim üzerime indiği tazelikte okumak isteyen İbn Abd'ın, yani Abdullah bin Mesud'un okuyuşuyla okusun diyordu.
İşte bu Abdullah bin Mesud radıyallahu anh böyle diyor. Ey iman edenler denildi mi hemen dikkat kesilin diyor. Çünkü orada ya size cennetin yolunu açacak bir emir veyahut da cehenneme giden yolu kapatacak bir yasak geliyor. Burada cennetin yolunu açan dünyayı cennete çevirmenin de aynı zamanda anahtarını ihtiva eden emirler dizisi geliyor. Ey iman edenler, atiullah. Allah'a itaat ediniz. Hiçbir kayıt ve şart koymadan, kayıtsız ve şartsız olarak, mutlak bir itaat ile, tam bir teslimiyet ile, itirazsız, acabasız, nedensiz, niçinsiz. Dinledim ve itaat ettim diyerek. Allah'a itaat ediniz. Ve ati'ur rasul. Rasule de itaat ediniz. Bu da mutlak bir itaattir. Hayattayken itaat edin. Hayır, kayıt getiririz o zaman. Kur'an'dan size verdiği emirlere itaat edin dersek yine kayıt getiririz. Emir mutlaktır. Allah'ın mutlak emrine Kur'an ve sünnetin dışında hiç kimse kayıt getiremez. Deseydi ki Allah Resulü, yani bundan kasıt ben sadece size Kur'an'ı tebliğ ettimse o kadarıyla itaat edin deseydi hayal. Fakat böyle bir şey demiyor. Onun için sakın birileri kalkıp da size, kardeşim burada yani Allah'ın Resulü'nün size tebliğ ettiklerine inanınız. Onlara itaat ediniz, Allah'ın tebliğlerine itaat ediniz demektir dediği zaman Allah'ın ayetini tahrif ediyor. Allah'ın ayetini tahrif etmiş oluyor. Çünkü Allah'a itaat mutlak olduğu gibi Resul'e itaat de mutlaktır. Efendim sünnet bunun kapsamına girmez gibi geçmişte de günümüzde de İddialar ortaya atılmıştır, atılmaktadır. Onlara biz sorarız, deliliniz nedir kardeşim? Burada itaatin yalnız Allah'tan gelen Kur'an'ı tebliğ etmekle sınırlı olduğunu söylerken deliliniz nedir? Mutlak olan bu emri siz hangi delile dayanarak kayıtlandırıyorsunuz, sınırlandırıyorsunuz? Kur'an ile sınırlandırma hakkını nereden buluyorsunuz? Hangi gerekçeye dayanarak yapıyorsunuz? Ortaya koyabilecekleri hiçbir gerekçe yoktur. Kur'an'dan hiç yoktur. Sünnetten zaten böyle diyenler sünneti devre dışında bırakmak istiyorlar ki konuşuyorlar. Sünnetten delil getiremezler. Velev ki sünneti delil olarak kabul edecek olsalar Resulullah'ın öyle bir şeyi yok. Bundan kasıt benim size Kur'an'dan tebliğ ettiklerime itaat ettiniz dediği vaki değildir Peygamber Aleyhisselam'ın. Veya bu manaya bir söz söylediği, bir davranışta bulunduğu vaki değildir. Dolayısıyla burada Resul'e itaat ediniz. Hayattayken de itaat ediniz. Vefatından sonra da ona itaat ediniz. Hayattayken ona müracaat edebiliyorsanız doğrudan ona müracaatla, değilse ondan size ulaşan emirlerle. Peygamber Efendimiz vefatına doğru bütün Arap Yarımadası'na İslam yayılmıştı değil mi? Ta Yemen'den Peygamber Efendimiz'e, Hadramut'tan Peygamber Efendimiz'e, Bahreyn'den Peygamber Efendimiz'e zekatlar geliyordu. Peygamber mi onlara gitmişti, onlar mı bizzat Peygamber'e gelmişlerdi? Hayır. Peygamber memurlarını göndermişti. Kimisinin eline belki bir yazılı belge vermiş, kimisine vermemişti. Ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından geliyorum, onun elçisiyim. Size şu mallardan, şu nisbette şu kadar zekat düşüyor demiştir. Aranızdaki anlaşmazlıklarda hüküm böyledir demiştir. Kur'an'ın şu ayetleri vardır, Peygamber Efendimiz böyle buyurmuştur demiştir. Ve hepsi de ona itaat etmişlerdir. Resul'e itaat böyle olur. Demek ki hiçbir şekilde Resul'e itaat ne ölümü Peygamber Efendimiz'in hayatta oluşuyla kayıtlandırılabilir, ne
sadece Kur'an ile kayıtlandırılabilir. Doğrudan doğruya Peygamber Efendimiz'e ulaşanlar için Peygamber Efendimiz'e ulaşmak suretiyle veya onlara ulaşmadıkları zamanlarda bile açık örnekleri var. Mesela Hazreti Ömer diyor ki, malum uzunca bir ilah hadisi vardır. Hadisle ilgilenenlerin veya okumuş olanların malumu uzunca bir hadis. Hadiste bizimle ilgili konumuzla alakalı olan kısmı şu. Diyor ki Ömer radıyallahu anh, benim diyor Ensar'dan bir kardeşim vardı. Komşuydu konumla. Bir gün ben işe giderdim. Bir gün o. İşe gidenimiz işiyle uğraşır gelirdi. Öbürü de Peygamber Efendimiz'in yanına giderdi. Akşam geldiğimiz vakit o gün Peygamber Efendimiz'in yanında bulunan işe gidenimize neler olup bittiğini gelir anlatırdı diyor. Bu bir kişinin getirdiği haber işte. Sünnetin naklinin esası bu ve bu gibi sayısız Peygamber Efendimiz zamanında cereyan eden olaydır. Bundan hareketle sünnet nakledildi ve günümüze kadar geldi. Dolayısıyla şu anda bizler Peygamber Efendimiz'e kadar ulaşan veya ondan bize kadar ulaşmış olan sünnet-i seniyeye itaat etmemiz bu ati'ur rasule emrinin manasını gerçekleştirmenin yoludur. Buna da itaat mutlaktır. Ve ulil emri minkum. Ve aranızdan olan emir sahiplerine de. Aranızdan emir sahipleri. Yani emretmek konumunda olanlar. Konu ile ilgili bunların kimlikleriyle alakalı bütün İslam alimleri, müfessirleri tarafından kabul edilmiş veya kapsadığı kabul edilen iki grup insandır bunlar. Ulul emr kimlerdir? Bir, Müslümanları Müslümanlar arasından yönetme ehliyetine sahip, yönetme hakkına sahip yöneticiler. İki, ilim adamlar. Çünkü İslam'a göre dini bilmeyen insanların en azından kendi vazifeleriyle alakalı olan ahkamı bilmeyen insanların başa geçme ve yönetici olma hak ve salahiyetleri yoktur. İslam'da konum ne olursa olsun bir makama gelmenin birinci şartı Müslüman olmaktır. İkinci şartı adaletli olmaktır. Burada adaletin manası şudur. Büyük günahı açıkça işlemeyen, küçük günahlar üzerinde de ısrar etmeyen kimsedir. Adaletli olacak ve yaptığı işin şer'i ahkamını bilecek. Mesela bir insanı çoban olarak görevlendireceksiniz. Çobandan bahsediyorum. Küçük gördüğümüz için değil. Görev alanı belki ile ilgili hüküm bulunmaz gibi düşünebileceğimiz bir hal olabilir. Bu insan hem çobanlık mesleğini iyi bilecek hem de İslam'ın hayvan ilan ile alakalı hükümlerinden haberdar olacak. Hayvanlara, hayvanları terbiye etmek isterken nereye kadar mesela vurabilir mesela? Bunu bilecek. Ne kadar mesela eziyetin meşru olduğu yerler var mıdır? Can çekişen hasta bir hayvan oldu. Yüksek bir yerden yuvarlanan bir hayvan oldu. O hayvanın murdar olmaması için ilgili şer'an kesin hükümlerini bilecek. Ve buna benzer. Göreviyle alakalı ahkamı bilecek. Kendisi tek başına çölde mi olacak, dağda, kırda, bayırda olacak, kıblenin tayin edilmesiyle alakalı hükümler, çünkü namaz kılacak, bilecek. Su bulamadığı zaman ne yapacak, ne edecek? Kısacası gerek bireysel hayatı, gerek görevi icabı. Neyle? İslam'ın onunla alakalı ahkamın tamamını bilmesi gerekiyor. İhraz ettiği makam, görev ve o görevin ilgi alanı ne kadar genişlerse
onun da mesuliyeti bilmesi gereken hükümler o kadar geniş olur. Her şeyi bilemeyebilir, bilgisini tamamlayacak ilim adamlarının istişaresinden asla uzak kalmayacak. Biz bunu Raşid halifelerde çok görüyoruz. Raşid halifeler Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizden itibaren bilmedikleri konuyla alakalı Kur'an ve sünnetten, ki ayet-i kerime ile alakalı olan kısmı da olur. Kur'an ve sünnette bilmedikleri bir şey varsa hemen sorarlardı. Bilenleri toplarlardı ve sorarlardı. Bu konuda Allah'tan ve Resulünden bildiğiniz bir hüküm var mıdır derler. Bunun çok örneği var ashab-ı kiram hayatında, Raşid halifeler döneminde. Hazreti Ebu Bekir mesela, bir yaşlı kadın geliyor, torunum vefat etti diyor. Torunumdan benim miras hakkım var mı? Git istişare edeyim, gel diyor. Ömer radıyallahu anh Şam'a gidiyor, bugünkü Suriye topraklarına. Veba salgınının olduğu söyleniyor ona Şam'da. Gidip gitmemek konusunda ashab ile istişare ediyor. Kendisinin bildiği, bu konuda peygamberden duyduğunuz, öğrendiğiniz bir şey var mı diye soruyor. Ve buna benzer. Kısacası emir sahiplerine itaat. Ama bunlar minkum olma şartı var. İslam alimlerinin ittifakla kabul ettikleri bir şey vardır. Müslümanlar için hayati önemi olan, ki halifelik ve buna benzer hakimlik, zekat toplayıcılık ve benzeri kamu görevleri için Müslüman olmanın şart olduğunu ittifakla kabul etmişler. Hac emirliğinin ve benzerleri. Zekata iman etmeyen bir insanın zekat toplayıcılığı görevini yapması beklenemez. İnanacak. Farziyetine inanacak ve ahkamını bilecek. Ona göre o hükümleri uygulayacak. İslam şeriatına iman etmeyen bir insanın Müslümanların başına gelerek Müslümanlara halife olması beklenemez ki. Makul bir şey değil ki. İslam ahkamını uygulayacak. İslam şeriatının yürürlüğünü sağlayacak. En ufak bir aksamada müdahale edecek, sorumluluğu gereği gerekli çözümleri ortaya koyacak. Kendisi buna iman etmiyorsa ne olur? Günümüz dünyasında, İslam dünyasında gördüğümüz ahval olur. İslam dünyasından önce şeriat kaldırılmadı. Önce şeriata iman etmeyenler yönetici yapıldı. Ondan sonra şeriat yürürlükten kaldırıldı. Çok önemli bir hususiyettir. Önce şeriatı kaldırmadılar. Öyle mi? Şeriata iman etmeyenleri ümmetin başına getirdiler. Veya geldi. Veya ümmet getirdi. Nasıl olduysa artık. Ondan sonra bu şeriata iman etmeyen yöneticiler Allah'ın şeriatını hayattan adım adım harp ettiler, uzaklaştırdılar. O halde bizi yönetecek olanların 5 kişi de olsak, 10 kişi de olsak, 2 kişi de olsak. Çünkü bizi yönetecek olan aynı zamanda namaz vakti olduğu zaman önümüze geçip bize namaz kıldıracak olandır. Veya onun tayin edeceği kimse kıldırır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bir hadiste 2 kişi, bir rivayetinde 3 kişi. Yola koyulduğunuz zaman biriniz yol kafilenizin başkanı olsun ve o size namaz kıldırsın diyor. Diğeri de ezan okusun diyor. 2 Müslüman cemaattir demek ki. Cemaat olan o 2 Müslümanın uygulayabildikleri en ileri noktada İslam ahkamını, İslam şeriatını hayatlarına geçirmek mükellefiyetleri var. 2 kişinin mükellefiyeti 1 kişiden fazladır. 3'ün mükellefiyeti 2 kişiden fazladır. Bir ailenin mükellefiyeti tek başına yaşayan 1-2 kişiden daha fazladır.
bir apartmanda, bir mahallede, bir şehirde ve bir devlette yaşayan Müslümanların mükellefiyeti sayısal olarak ve siyasal, yani sosyal ve toplumsal olarak kendilerinden daha dar bir çerçevede olanlara göre mükellefiyetleri daha fazladır. Dolayısıyla her kademede Müslümanların bir üst mertebede bulunan şahıslarının da minkum vasfını, sizden olmak, yani Müslüman olmak vasfını taşıması icap ediyor. Bu birinci husus. İkinci husus, bütün müfessirlerin dikkat çektikleri bir konudur. Günümüzde bu ayet-i kerimeyi zaman zaman yanlış yere delil olarak kullananların göz ardı ettikleri bir husus. Nedir o? Allah için ati'u emri kullanılmış. İtaat ediniz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için ati'u emri, itaat ediniz emri kullanılmış. Ulul emr için kullanılmamış. Çünkü Allah ve Resulü için itaat mutlak bir itaattir ve müstakil bir itaattir. Başlı başına onların her birisine, yani Allah'a da Resulüne de itaat etmek kayıtsız ve şartsız farzdır bütün Müslümanların. Ulul emre itaat ise ancak maruftadır. İnneme taatu fil maruf diyor Aleyhisselatü Vesselam. Onun için burada Cenab-ı Allah ati'u lafzını kullanmamış. Bu da ayrıca Kur'an-ı Kerim'in belagatini gösteriyor. Bir, İslam alimlerinin Kur'an-ı Kerim'i ne kadar incelikli, ne kadar hassas bir anlayışla ele aldıklarını ve Kur'an-ı Kerim'in her bir harfinin manasını, maksadını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını ortaya koyuyor. Niçin burada atıyor kullanılmış, burada kullanılmış, burada kullanılmamış? Cenab-ı Allah haşa hikmetsiz bir kelime kullanmamıştır. Hikmetsiz bir kelimeyi terk etmemiştir. Kur'an-ı Kerim böyle. Çünkü mucize bir kitaptır. Bu kitabın bir harekesi dahi hüküm ifade eder yerine göre. Hareke harften bahsetmiyor. Harekesi bile yerine göre hüküm ifade eder. Dolayısıyla ulul emr bizden olsa dahi Allah'ın ve Resulünün emirlerine aykırı, onlarla bağdaşmayan bir emir vermek hakkına sahip değildir. Faraza verdiler, onlara itaat edilmez. La ta'ata li mehlukin fi ma'siyetil halik. Yaratan Allah'a isyanı gerektiren hiçbir konuda yaratılmışa itaat yoktur. Bazen düşünüyorum da, diyorum ki eğer müminler vaktiyle, daha baştan beri bu hadis-i şerif ve bu ayet-i kerimenin gereğini yerine getirmiş olsalardı, acaba zalimlerin zulümlerini icra edebilme, sürdürebilme imkanları nereye kadar gidebilirdi? Buraya kadar ulaşır mıydı? Ama tabii biz kimseyi, yani geçmiş nesillerimizi niye böyle baş kaldırmadılar, niye şöyle etmediler diyemeyiz. Çünkü neler yaşadıklarını da bütün tafsilatıyla bilemiyoruz. Tarihin bütün anlattıkları bile bazen onların o konuda bize ne kadar mesul olduklarını veya mesuliyetlerini ne kadar yerine getirdikleri konusunda yeterli fikir veremeyebilir. Dolayısıyla biz yine de geçmişlerimiz hakkında her halükarda bildiklerimiz kadarıyla, bildiklerimize göre, bilmediğimiz kadarıyla da bildiklerimizin ışığında hüsnü niyetle hüküm veriyoruz. Suçlamak manasında söylemiyorum. Ama ben şuna inanıyorum. Eğer Müslümanlar maruf olmayan hiçbir emre, yani şeriata uygun olmayan hiçbir emre itaat etmeselerdi ve günümüzde de eğer itaat etmeseler, İslam dünyasında başından sonuna kadar bunca zulüm görülemez. Ama bir noktadan itibaren insanlar
zulme karşı da direnemiyorlar. Bu da bir vakadır. Allah yardımcımız olsun. Amin. Peki yöneticiler adil olmayan bir emir verdi veya yönetilenlere adil gelmeyen bir emir verdi. Buna karşılık yöneticiler itaat edin dedi. Yönetilenler de hayır, adil değil ki itaat etmemiz mümkün olsun veya söz konusu olsun dedi. Ne olur o zaman? Aralarında anlaşmazlık ortaya çıkar. Onun için hemen ayet-i kerime diyor ki فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ, eğer sizden itaat isteyen yöneticiler ile sizler, yani verdikleri emirleri şeriata aykırı olduğu için itaate değer görmeyen sizler arasında bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa, birbirinizle bu konuda çekişirseniz, onlar size itaat edin dedi, siz de hayır etmiyoruz dediniz. Böyle bir hal ortaya çıktı. O diyor ki şeriata uygundur, itaat etmelisiniz. Siz diyorsunuz ki hayır, şeriata uygun değildir, itaat edemeyiz, itaat isteme hakkınız yoktur dediniz. Ne olacak? Böyle bir anlaşmazlığa düştünüz. O zaman فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولُ, İtaatleri mutlak olan, tartışılmaz olan Allah'ın ve Resulünün hükmüne başvuracaksınız. Demokrasilerde anlaşmazlığın son merciği belki referandumdur. Yok, İslam'da anlaşmazlıkların merciği, çünkü İslam'da hakimiyetin kaynağı insan değil ki, hakimiyetin son merciği, anlaşmazlığın son çözüm noktası onlar görülsün. İslam, Allah'tan başka ilah olmadığını telkin ediyor. Kur'an-ı Kerim bize bunu emrediyor. Bunu söylüyor. Dolayısıyla diyor, Allah'ın hükmüne ve Allah'ın size Resul olarak gönderdiği Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sizlere ulaşan hükümlerine başvurunuz ve ona göre çözünüz. Hep anlaşmazlık oluyor aramızda. Bazen ferdi olarak, bazen cemaatler olarak, bazen yönetilenler olarak, bazen yöneten yönetici. Müslümanlar arasında anlaşmazlık her konuda, her düzlemde mümkündür. Olabilir. Fakat bu anlaşmazlığın sonuna kadar öyle anlaşmazlık olarak, çekişme konusu olarak ortada bırakılması caiz değildir. Çözüme hemen kavuşturulması lazım. Günümüzde bir ifade yerindeyse paradoks yaşıyoruz. Çünkü ben diyorum ki kardeşim, bak benim ayetten delilim var, hadisten delilim var. Senin benim görüşümü kabul etmen gerekiyor. Sen de bana karşı diyorsun ki benim de ayetten delilim var, hadisten delilim var. Asıl senin benim görüşümü kabul etmen gerekiyor. Ne olacak? Yaşadığımız paradoks bu. Niçin bu paradoksu yaşıyoruz? Çünkü ben de ayeti ve Resulü keyfime göre sana dayatıyorum. Sen de bana ayeti ve hadisi keyfine göre dayatıyorsun. Veya ikimizden birisi keyfimize göre dayatıyoruz. O zaman bizim birbirimizle anlaşmamız mümkün değil. Peki nasıl olacak? Bu keyfilikten kurtulmanın yolu ne? Elhamdülillah ki Allahü Teala bizleri bu şekilde Allah'ın ve Resulünün hükümlerine birbirimizi davet etmek noktasında, herkes keyfine göre davet etsin konumunda bırakmamış. Kendilerine çok şey borçlu olduğumuz İslam alimleri, Allah'ın kitabına nasıl müracaat edileceğini, Resulünün sünnetinden nasıl yararlanılacağını, bunun hangi ölçülerle yapıldığı zaman doğru yapılacağını bize göstermiş bulunuyor. Mesela bir örnek vereyim. Efendim, ölmüşlerden de imdad istemek, yardım istemek caizdir ve bunu ayet-i kerimeden hareketle delillendirenler var. Hadislerle sahih
uydurma, doğru anlaşılan anlaşılmayan delillendirenler var. Mesela der ki kardeşim Cenab-ı Allah demiyor mu ki وَمْتَهُوا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَ ve ona götüren vesileler, yollar arayınız demiyor mu? İşte ölülerimiz Evliyaullah da bu vesilelerdendir derler. Ayet okudu bize. Ayet okudu. Ben böyle bir ayet yoktur diyemem ki. Ya ne diyeceğim? Eğer gerçekten bu ayetin doğru olarak anlaşıldığını kabul ediyorsan problem değil. Veya doğru olarak anlaşılıyorsa ve o anlayışa göre bu ayet-i kerimeyi delillendiriyorsa problem değil. Fakat değilse ben bunun öyle olmadığını neye dayanarak ispat edeceğim? Ayetlerin, hadislerin anlaşılma usulü ile alakalı İslam alimlerinin ortaya koymuş olduğu kaidelere göre gel kardeşim. Bu ayet-i kerime senin dediğine nasıl delil olabilir, nasıl olamaz? Onu inceleyelim diyeceğiz. Böylelikle ben sana kendi kanaatime göre ayeti dayatmamış olurum. Sen de bana kendi kanaatine göre ayeti dayatmamış olursun. Aynı şey hadis için de böyledir. Geçen gün birisi getirdi hadis rüya. Efendim sıkıştığınız zaman kabir ehlinden imdad isteyin. Dedim bir Müslümanın Allah Resulü'nün söylemiş olduğu bir sözü reddetmesi mümkün değildir. Fakat evvela bu hadisin gösterdiği hükmü kabul edebilmemiz için bu hadisin Allah Resulü tarafından söylenmiş olduğunu tespit etmemiz icap ediyor. Önce bunu tespit edeceğiz. Ondan sonra. Yine bir başkası diyor ki kardeşim diyor başındaki yönetim ne olursa olsun Yezid'in yönetimi de olsa, Velid'in yönetimi de olsa, El Salim'in yönetimi de olsa, Cenab-ı Allah demiyor mu ki siz de bu önemli sahiplerine itaat edin? İtaat etmen gerekiyor. Buna da aynı şeyi söyleriz. Deriz ki arkadaş, ayetin ve hadisin anlaşılması usulü vardır. Ve bu usulünü İslam, bu usulü İslam alimleri tespit etmiştir. Sen bu usule aykırı olarak bu ayet-i kerimeyi böyle delil getiriyorsun. Çünkü az önce söylediğim gibi minkum diyor doğru fakat atiyu demiyor. Benim değilse itaat etmem, benden değilse itaat etmem söz konusu değil. Benden olduğu halde Allah'ın ve Resulünün emrine uygun emir vermiyorsa itaat etmem yine söz konusu değil. O halde değerli Müslümanlar bu çok önemli bir noktadır. Her zaman birbirimizle ihtilaf edebiliriz. Birbirimizle anlaşmazlıklarımız olabilir. Ama evvela ikimizin de hakkı arayan temiz bir niyete sahip olmamız lazım. Birbiriyle anlaşmazlık içerisinde olan tarafların niyeti ben buna benim kanaatimi kabul ettireceğim olmayacak. Her iki tarafın veya bütün ihtilaf eden tarafların niyetlerinin temiz olması icap ediyor. Hak ortaya çıksın ve biz o hakkın peşinden gidelim diye samimi olarak içten ve bunu bir ibadet bilerek buna tabi olması, bunu göz önünde bulundurması gerekiyor. İkinci olarak konuyla alakalı az önce söyledim ya ulul emr minkum alimlerdir dedik. İşte burada ehemmiyeti ortaya çıkıyor. İlim adamlarının ayetlerle, hadislerle, gerçekten ilim adamı olanların konuyla alakalı söylediklerini esas almak ve ondan hareketle yola çıkmak icap ediyor. Ayetin ve hadisin bu esas çerçevesinde anlaşılması icap ediyor. Anlaşmazlıkların ona göre halledilmesi gerekiyor. Ay. Ve hatta şunu da, hak ortaya çıksın da, varsın benim dediğim hak olmasın. Çünkü hak ortaya çıktıktan sonra ben kanaatimin yanlış olduğunu öğrendikten sonra hakka tabi olmak gibi bir fazileti elde etmiş olacağım. Ama hak ortaya çıkmasaydı yine hak bildiğim batıl üzere devam edecekti. O daha mı iyi? Hakkın ortaya çıkması başlı başına bir nimettir.
İster benim dediğim hak olsun, ister senin, ister ikimizin dışındaki bir sözün veya bir kanaatin hak olduğu ortaya çıksın. Önemli olan onun hak olduğunun ortaya çıkması, anlaşılması ve benim de senin de bir araya gelerek o hakka tabi olmamızdır. Ve böylelikle ümmet olarak, Müslümanlar olarak gücümüzü dağılmaktan kurtarıp tek vücut olmanın saadetini, şerefini, efendim gücünü, kuvvetini, izzetini yaşamak imkanımız olsun. Ayet-i Kerime'nin devamı biraz vaktimiz de uzadı. İnşallah şeyden sonra, kısa bir fasıladan sonra kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Hocam buyurun inşallah. Tamam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Demek ki Müslümanlar olarak ister sosyal açıdan veya siyasal açıdan birbiriyle aynı düzlemde olsunlar, ister farklı düzlemlerde olsunlar, Müslümanların kendi aralarında Allah'ın diniyle alakalı herhangi bir çekişme, herhangi bir anlaşmazlık konusunu tekrar Allah'a ve Resulüne havale etmeleri icap etmektedir. Bu sıradan bir gereklilik değil. Allah'a ve ahiret gününe imanın gerektirdiği bir yükümlülüktür. Demek ki Allah'ın hükmünü araştırmak, bakın önce araştırmak anlaşmazlık konularında, Allah'ın hükmünü araştırmak, bu araştırmayı Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine göre bulma amacını gözetmek, benim görüşüm, şeyhimin, hocamın, abimin, partimin, cemaatimin, fırkamın vesairenin kanaati haklı çıksın diye değil. Değil. Bunların hiçbirisi değil. Ve benzerlerin hiçbirisi değil. Allah'ın ve Resulünün konu ile ilgili hükmü açık ve seçik ortaya çıksın ve hepimiz hep birlikte ona tabi olalım diye bunun mücadelesini vermek, bunun için uğraşmak imanın gereği olan yüce bir ibadettir. Çünkü diyor ki Cenab-ı Allah, eğer herhangi bir husus hakkında anlaşmazlığa düşecek olursanız, şayet Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne döndürünüz. Onlara havale ediniz. Onların o konudaki hükümlerini araştırınız. Allah ve Resulünün hükmünü kendi kişisel kanaatinize, hocanızın kanaatine, efendinizin kanaatine, tarikatınızın kanaatine, partinizin kanaatine, cemaatinizin kanaatine, hizbinizin kanaatine uydurarak ortaya çıkarttınız demiyor. Bir araya gelmenin yolu ivazsız, garezsiz, pazarlıksız, peşin hükümsüz. Allah ve Resulünün hükmünün ne olduğunu ortaya çıkarmak. Onu anlamak için uğraşmak. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız böyle yapacaksınız. Demek ki bunun dışında bir yol izlemek, ihtilafları çözmek için bunun dışında bir yol izlemek Allah'a ve ahiret gününe imana muhaliftir. Allah'a ve ahiret gününe iman ile, Allah'a iman ile, ahiret gününe iman ile bağdaşan bir hal değildir. E biz ne için yaşıyoruz? Niçin varız? Bu saatte niçin buradayız? Ve bizim gibi Allah'ın dinini öğrenmek isteyen dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların varlık gayesi ne? Allah'ın ve Resulünün hükmünü olduğu gibi onların murad ettikleri şekilde öğrenmek ve öğrenip hayata geçirmek değil midir? O halde bir ayet ki ben şimdiye kadar yanlış anlamışım.
Ben niçin şimdiye kadar o yanlış anlayışın peşindeydim? Çünkü ayet ve hadis böyle diyor zannediyordum. Yanlış ortaya çıktı. Ya Rabbi, eğer şimdiye kadarki yanlış kabulümde ve ittibaımda benim bir kusurum varsa, bir hatam olmuşsa senden tövbe ediyorum, mağfiret diliyorum. Sana tövbe ediyorum, mağfiret diliyorum, beni affet. Şu andan itibaren senin maksadının, Resulünün maksadının doğru olarak ne olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Şu andan itibaren ben buna teslim oluyorum. Diyelim ve mesele bitsin. Yahu tamam ama benim şeyhim böyle demiyor, benim hocam böyle demiyor, benim cemaatim böyle demiyor, benim işte beraber olduklarım böyle demiyor, şu böyle demiyor, bu böyle demiyor. Ya sen onlara mı iman ettin? Allah'a ve Resulüne mi iman ettin? Onlara mı inanıyorsun, ahiret gününe mi inanıyorsun? Bu yaptığın işin karşılığını kimden ve nerede almayı düşünüyorsun? Yani kısacası niçin Müslümanız? Ne ben sizin için Müslüman olabilirim, ne siz benim için Müslüman olabilirsiniz. Biz Allah'a teslim olmuşuz. Allah'a teslim olduysak gerçekten şimdiye kadar bildiklerimizin aksine istersek 80 yıl o kanaati muhafaza etmiş olalım. O kanaati doğru bilelim. Şu andan itibaren doğru bildi, bitti. Geçmiş benim için o konuda madem yanlıştır çöpe atılmaya mahkumdur. Ondan dolayı tövbe ederim, istiğfar ederim. Rabbim 80 yıllık o temadimi bir gün hakikati görüp bir saniye ittiba ile affeder. Ama onu gördükten sonra, hakkı gördükten sonra o 80 yıllık vebalden daha büyük bir vebal işlerim. Çünkü o 80 yıllık hakikati bilmeyişimden dolayı mazur görülme ihtimalim var. Fakat hakikat besbelli ortaya çıktıktan sonra batıl üzerinde ısrar etmek maazallah yerine göre insanın imanına mal olabiliyor. Aman buna dikkat edelim. Allah'ın ve Resulünün hükmüne teslimiyet bizim için esastır. O hüküm benim için ortaya çıktıktan sonra, bizim için ortaya çıktıktan sonra o ana kadar kanaatimiz ne olursa olsun onu bir kenara iteceğiz. Büyük kabul ettiğimiz kimselerin kanaati ne olursa olsun, hiç kimse Allah'tan büyük değildir. Hiç kimsenin doğrusu Allah'ın doğrusundan daha doğru değildir. Hiç kimsenin doğrusu Resul'ün doğrusundan daha doğru değildir. Öyle bir şey düşünebilir miyiz? Mümkün değil. Hiç kimsenin doğrusunu kabul ettiğimiz için bizi mükafatlandırması mümkün değildir. Hiç kimsenin doğrusuna uyduğumuz için bizi hele hele ahiret gibi, cennet gibi bir mükafatla mükafatlandırması mümkün değildir. Hiç kimsenin doğrusunu reddettiğimiz için ceza görmemiz, ebedi kalıcı bir ceza görmemiz söz konusu değildir. Allah ve Resulünün doğrularını reddetmek müstesnadır. Allah'a ve ahiret gününe iman işte burada çok önemli olduğunu Cenab-ı Allah'ın da bu ayet-i kerimesinden anlamış olduk. O halde hakkı gördükten sonra o ana kadarki kanaatimiz ne olursa olsun, kime ait olursa olsun, kim olursa olsun, Allah'ın ve Resulünün hükmünün o olduğu bizim için ortaya çıktıktan sonra ona tabi olmak bizim imanımızın bir gereğidir. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız anlaşmazlık konusunu Allah'a ve Resulüne havale edeceksiniz. Ve Allah'ın ve Resulünün hükmünü öğrendikten sonra ona teslim olacaksınız. ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَعْلِيلًا Böyle yapmanız sizin için en hayırlısıdır ve en güzel akıbet onun olur. Böylesi en hayırlı olandır ve akıbeti en güzel olandır. Akıbet bakımından en güzel olan yol bu yoldur. Cenab-ı Allah'tan bizlere Kur'an-ı Kerim'in bütün ahkamını, Resulullah'ın sünnet-i seniyesini fert ve cemiyet olarak nasip ve müyesser eylesin. Ve özellikle İslam ahkamının çatısı mesabesinde olan, İslam binasının çatısı mesabesinde olan bu ve benzeri ayet-i kerimeleri fert olarak, aile olarak, cemiyet olarak, ümmet olarak yaşamayı, bu uğurda hepimiz
üzerimize düşenleri sonuna kadar yerine getirmeyi de nasip ve müyesser kılmasını bütün kalbimizle niyaz ederiz. Bu vesileyle tekrar Mehmet kardeşimizin bugün toprağa terdi etmiş olduğumuz rahmeti rahmana uğurladığımız babasına ve bütün Müslüman geçmişlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler ihsan buyurmasını niyaz ederiz. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Önümüzdeki ders inşallah 60. ayet-i kerimeden itibaren konumuza devam ederiz.